Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili ince göz izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere en çok gelen soru dostlar. Yani bu sorudan artık başım alamıyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Kombinin sıcak suyu açtığımızda yani musluk suyunu açtığınızda basıncı yükseliyor. Kombi devre dışı kalıyor. Suyu kapattığınızda tekrar kombi basıncı normal seviyeye iniyor ve ne oluyor? Kombi çalışmaya yani petekleri ısıtmaya devam ediyor. Ne zaman musluk suyunu, banyo suyunu açtığınızda, sıcak suyu almaya başladığınızda kombi basıncı aşırı derecede yükseliyor ve sorun yaratıyor. Biz de bu sorunun çözümünü sizlere anlatacağız dostlar. Videoya başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Umarım sorunuzu basit ve ucuz bir şekilde çözebiliriz. Daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kanalımıza destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları videonun altındaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Hadi şu sorunu çözelim. Şimdi şöyle bir durum var. Kombi gördüğünüz gibi modüler bir sistem. Su nereden geliyor? Su, kalorifer peteklerini ısıttığınız su pompanın üstünden geçiyor dostlar. Buradan ana eşanjör üzerinden dolaşıp ne yapıyor? Tekrar peteklere gidiyor ve ne yapıyor? Sizin peteklerinizdeki suyu ısıtıyor. Musluk suyunu açtığınızda ne oluyor? Musluk suyunu açtığınızda kombi şurada 3 yolu vana gövdesi var. Bakın şurada 3 yolu vana bobini. Burada bir segman var. Bu ne yapıyor? Alttan şuradan peteklerinize giden sıcak suyu kapatıyor dostlar. Ne oluyor? Sıcak su buradan Plakalı eşanjör üzerinden sadece kombi içerisinde devirdayım yapıyor. Peki sorun nerede? Soruna hemen bakacağız dostlar. Demek istediğim şu. Siz petekleri kullanırken kombi suyu alıyor eşanjörden geçirip peteklerinize gönderirken siz musluk suyunu açtınız. Üç yolu vana bubini buradaki vana gövdesi içerisindeki parçayı ittirerek ne yapıyor? Burayı kapatıyor. Yani peteklere gitmesin. Ve buradan dolaşsın diyor. Peki sorunumuz nerede? Sorunumuz şurada dostlarım. Sorunumuz bakın burada bir e, akış tribünümüz var. Akış tribününde sıkıntı olduğunda ne oluyor? Otomatik olarak bu sorun meydana geliyor. Detayını hemen vereceğim. Fakat önce bunları bir sökmemiz gerekiyor. Bu akış tribününü e, şey yapmamız gerekiyor. Yani yerinden çıkarıp size detaylı bir şekilde bilgi vermem gerekiyor. Ee, bu konuda hemen başlıyoruz dostlar sökmeye. Şimdi şurada bir basınç. Şuradan pompamızın bakın şurada soketi var. Soketini çıkaralım. Şurada basınç saatimizin hissedici ucu var. Onları sökelim. buradan çıkaralım şöyle. Elimize dolaşmasın diye. Şu şekilde aldık dostlar. Bizim sorunumuz tam şurada dostlar. Şunun sensörünü çıkaralım. Şu şekilde sensörü çekince çıkıyor. Sensörü de çıkardıktan sonra ne yapıyoruz? Artık şurada akış tribününü sökeceğiz. Akış tribününü sökmek için e, bu kombi sökülü olduğu için dostlar ne yapacağım ben? E, arka taraftan plakalı eşanjörü alacağım. Plakalı eşanjörün oradan bunu sökeceğim. Fakat sizde takılıysa e, alt kısımdan bu parçayı ve pompanın şuradaki sekmanını çıkarmanız gerekiyor. Hemen şuna bakalım. Şuradan plakalı eşanjörü sökelim dostlar. Siz de plakalı eşanjörü sökerek daha sağlıklı çalışabilirsiniz. Sök edebilirsiniz. Eğer oraya göre bir anahtar bulabilirseniz. Plakalı eşanjörün vidalarını da söküyorum. Burada da bir vidası var. Bunu da söktüm. Ve plakalı eşanjörü alacağım. Şuradan plakalı eşanjörümüzü ne yaptık? Çıkardık dostlar. Hemen parçamızı sökelim. Evet dostlar akış türbinimiz burada. Akış türbinimizi ne yapıyoruz? Söküyoruz. Akış türbini nasıl bir parça size göstereyim dostlarım. Evet. Akış türbini bu şekilde bir parça dostlar. Bakın gördüğünüz gibi bir mıknatısı var. Şurada mıknatıs dostlar bu. Ee, bu mıknatıs Siz suyu açtığınızda Bu bu şekilde dönmeye başlıyor Evet nerede bizim sensörümüz sensörü de bakalım Bakın bu da sensörü Bu nereye takılıyor şuraya Bu burada takılı Siz musluğu açtığınız anda Bu dönmeye başlıyor Bu dönmeye başladığı zaman Bu kablolardan Anakarta Anakarta dostlar Ne diyor Sıcak su kullanım ihtiyacımız var. Ne yapmalısın? Üç yolu vana bobinini ittir ve peteklere giden suyu kapat. Çünkü sıcak su ihtiyacımız var. Diye söylüyor dostlar. Şimdi bunun siz musluğu açtığınızda bu dönüyor. Kısık açtığınızda yavaş yavaş dönüyor. Hızlı açtığınızda süratli dönüyor. Eğer bu Dönüşünde sensör arızalıysa bu sensör veya da şu sensör dostlarım şurası sensör bunun şurada bir e, mıknatıs üzerinden geçtikçe bu veri gönderiyor. Bu sensör arızalıysa bu yavaş dönse bile cihaz su kullanım suyu ihtiyacının fazla olduğunu karta söylüyor ve otomatik olarak buradaki gaz valfi Birileri yüksek alevde yakıyor ve ne oluyor? Sizin burada basıncınız yükseliyor. Buradaki sorun bu sensörün şu sensörün fazla algılaması diyebiliriz dostlar. Ama sağlıklı bir çözüm için hem bu akış tribününü hem de sensörü değişmenizi öneriyoruz. Bunu değiştirdiğinizde bu yavaş döndüğünde Su kullanım ihtiyacına göre gaz valfi gazı ayarlayacak ve sizin istediğiniz sıcaklıkta su gelecek ve kombinin basıncı yükselmeyecek. Durumu tekrar söyleyeyim. Bu yavaş dönse bile kart diyor ki sensör fazla bilgi verdiği için hani su kullanım suyu hızla akıyor. Hızlı aktığında daha çabuk yüksek alevde ısıtması gerek ki sizin akan suyunuzu yetiştirebilsin dostlar. Ama bu düşük yani kısık açtığınızda bile sıkıntı yaratıyorsa yani bunda bir dengesizlik varsa ne oluyor? Tam performansla çalışıyor kombi. Tam performansla çalıştığı zaman ne oluyor? Zaten kombinin içerisinde peteklere giden suyu buradan çevirdiğimiz için bakın şuradan da genleşme tankı ve basınç sensörünü söktük biraz önce şuradaki e, basınç sensörüydü. Bu basınç artmaya başlıyor. Basınç arttığı zaman ne oluyor? Kombi kendi kendini devre dışı bırakıyor. Akış tribününü değiştirdiğinizde sensörüyle birlikte bu sorun ortadan kalkacaktır dostlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.